Gizli Davet. Hazreti Hatice, Zeyd, Ali ve Ebu Bekir'den sonra Hazreti Osman, Abdurrahman, Sa'd, Zübeyir ve Talha da İslam'ı seçtiler ve ilk Müslümanlardan oldular. Artık 3 yıl sürecek olan gizli davet dönemi başlamıştı. Tebliğ henüz dar alanda ve şahsi gayretlerle gerçekleşiyordu. Allah'a ve Resulüne iman edenlerin sayısı birer birer artıyordu. Bir taraftan yeni yeni ayetler geliyor, Allah Resulü de bu ayetleri etrafındaki ilk Müslümanlarla paylaşıyordu. Bu iş için genellikle tenha yerler seçiliyor, çoğu zaman da bu sohbetler Peygamber Efendimizin evinde yapılıyordu. Böylece Kureyş'in tepkisi çekilmemeye çalışılıyordu. Yıllardır kendi elleriyle yaptıkları putları Allah'a ortak koşan müşrikler bu gelişmelerden hiç hoşlanmamıştı. Atalarının dinini terk etmeye, Allah'ın birliğini ve Efendimizin peygamberliğini kabul etmeye yanaşacak gibi görünmüyorlardı. İlk zamanlar genellikle yeni gelen dinle ilgili gelişmelere seyirci kalmayı tercih etmişlerdi. Bu olanların gelip geçici olacağını düşünüyorlardı. Çoğu zaman duyduklarıyla alay ediyor ve Allah Resulü'nü yalanlıyorlardı. Ancak durum hiç de zannettikleri gibi gelişmiyordu. Gün geçtikçe insanlar birer ikişer hak dine koşuyor, imanla şerefleniyorlardı. İslam'a ilk girenler arasında Allah Resulü'nün yakın akrabalarından bazı kimseler de vardı. Fakat henüz 4 amcasından hiçbiri onun peşinden gitmeyi kabul etmemişti. Ebu Talip, oğulları Cafer ve Ali'nin İslam'a girmesine karşı çıkmamıştı ama kendisi atalarının dinini terk etmemişti. Amcalarından Abbas ve Hamza da peygamberimizi çok sevdikleri halde Müslümanlığı seçmekte kararsızlardı. Ebu Leheb ise açıkça yeğenini suçluyor ve atalarının dinini bırakmakla büyük bir yanlış yaptığını söylüyordu. İnsanların birer ikişer İslam'a girdiği bu gizli davet döneminde inananların sayısı ancak 30'a ulaşmıştı. Müminler ibadetlerini evlerinde yapıyor ve Kur'an-ı Kerim'in yeni gelen ayetlerini gizlice okuyorlardı. Çoğu zaman da Mekke'nin dışındaki tenha yerlere gidiyor ve oralarda gizlice cemaatle namaz kılıyorlardı. Bir gün Kureyş'ten bazı kişiler onları namaz kılarken görmüş ve daha önce hiç görmedikleri bu manzara karşısında Müslümanlarla alay etmişlerdi. Sonra karşılıklı çatışma başlamış ve sahabilerden Hazreti Sa'd bir devenin kaburgasıyla müşriklerden birine vurup onu yaralamıştı. Bu İslam adına dökülen ilk kandı. Fakat o günden sonra şiddetten kaçınmaya karar verildi çünkü vahiy Müslümanlara sürekli sabrı tavsiye ediyordu. Allah Resulü'nün hüzünlenen yüreği evinde sükunet buluyordu. Mübarek eşi Hazreti Hatice teselli edici sözleriyle onun üzüntüsünü hafifletiyor ve görevini kolaylaştırmaya çalışıyordu. Hak din İslam'a davetin ilk yılında peygamber hanesini neşelendiren hadiselerden biri de Efendimizin en küçük kızı Fatıma'nın dünyaya gelmesi olmuştu. Allah Resulü sevgili kızının doğumunu işte şimdi vahiy meleği geldi ve bu doğan çocuğu kutladı. Allah ona Fatıma adını verdi sözleriyle müjdelemişti. Akrabanı uyar. Peygamberliğin 4. yılında sen önce yakın akrabanı uyar. Ahiret azabıyla korkut. Şuara suresi 214. ayet. Mealindeki ayet gelince Allah Resulü Hazreti Ali'yi yanına çağırıp ondan akrabalarını Ebu Talib'in evine davet etmesini ve içinde koyun eti ve süt olan bir sofra hazırlamasını istedi. Hazreti Ali denileni yaptı ve bütün akrabalar toplandı. Misafirlerin önüne konulan bir tabak yemek ve bir tas süt ancak bir kişinin doyabileceği kadardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisi besmele ile yemeye başlayıp akrabalarına da buyurun dedi. Gelenler 40 kişi olmasına rağmen bir kişilik yemekle hepsi doymuştu. Efendiler Efendisi'nin bereket mucizesiyle yemek hiç eksilmemiş ve gelenler bu işe şaşırıp kalmışlardı. Yemekten sonra Resulullah'ın akrabalarını İslam'a davet için söze başlamak istediği bir sırada Ebu Leheb şaşılacak şey, görüyorum ki adamınız sizi büyülemiş deyiverdi. Sonra da Peygamber Efendimiz'e ben senin gibi akrabalarına kötülük getiren başka birini daha görmedim dedi ve hakaret dolu sözlerine bir süre daha devam etti. Ortam iyice gerginleşmişti. Bunun üzerine Allah Resulü'nün bir şey söylemesine fırsat kalmadan misafirler dağıldılar. Bu hadiseden çok kısa bir süre sonra Peygamberimiz ikinci bir toplantı düzenledi ve ziyafetten sonra
ayağa kalkıp şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Hamd Allah'a aittir. Ona inanır, ona dayanırım. Yardımı da ancak ondan dilerim. Şüphesiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi, ortağı yoktur. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya cennette ya da cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ben sizi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadete davet ediyorum. Bana yardımcı ve kardeş olmayı, cenneti kazanmayı hanginiz kabul eder? Herkes bakıp kalmıştı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Sessizliği henüz çocuk denecek yaşta olan Hazreti Ali'nin gür sesi bozdu. Ben ederim ya Resulallah. Bu konuda ben senin destekçin olurum. Onun bu samimi tavrıyla duygulanan Allah Resulü Hazreti Ali'nin başını okşadı ve işte bu benim kardeşim ve en yakın destekçim. Onu dinleyin ve dediklerine kulak verin buyurdu. Davetlilerden bazıları gülüşerek ayağa kalktılar ve Ebu Talib'e "Bak Muhammed sana oğlunu dinlemeni emrediyor. Ona itaat et." dediler. Ancak Ebu Talib onların bu tavırlarından hiç hoşlanmadığını anlatır bir ses tonuyla "Muhammed onu iyilikten başka bir şeye yönlendirmez." dedi. Sonra da Peygamber Efendimize dönerek "Her zaman senin yanında olacağım. Seni korumaktan geri durmayacağım. Sen davetine devam et." dedi. Peygamberimizin halalarından Safiye orada tereddütsüz iman etti. Diğer halaları ise bir karar veremediler. Fakat yumuşak konuştular. Bu sırada Efendimizin amcası Ebu Leheb, "Ey Abdülmuttalib oğulları! Bu vallahi bir kötülüktür. Başkaları ona engel olmadan önce siz engel olun." gibi çirkin sözler söylemeye başlayınca Peygamberimizin halası Safiye Ebu Leheb'e çıkışarak, "Ey kardeşim! Yeğenini ve onun dinini hor ve hakir bırakmak sana yakışır mı? Bilginler Abdülmuttalib'in soyundan bir peygamber çıkacağını haber verdikleri halde sen neden böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Leheb kız kardeşinin bu sözlerine rağmen hala çirkin konuşmalarına devam edince Ebu Talib Ebu Leheb'e kızarak "Ey korkak, vallahi biz sağ oldukça ona yardımcı ve koruyucuyuz." dedi. Peygamber Efendimiz'e de "Ey kardeşimin oğlu, İnsanları Rabbine imana davet etmek istediğin zamanı bilelim. Silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız." dedi. Böylece oradan dağıldılar. Açık Tebliğ. Takip eden günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hak dine davetine devam etti. İnsanların bir kısmı inkarcı tutumlarını sürdürüyor, bir kısmı da onun davetine uyuyor ve imanla şerefleniyorlardı. Cebrail aleyhisselamın "Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir, seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz." Hicr suresi 94-95. ayetler. Mealindeki ayetleri bildirmesi üzerine Peygamber Efendimiz Safa tepesine çıktı ve sonra da yüksek sesle "Ey Kureyş topluluğu!" diye bağırdı. Muhammed Safa tepesinden sesleniyor. Haberini duyan herkes oraya toplanmıştı. Merakla "Ya Muhammed, ne oldu?" dediler. Allah Resulü "Ben size şu vadiden düşman baskınına uğrayacağınızı haber versem bana inanır mısınız?" diye sordu. Onlar da "Evet, sana inanırız. Çünkü biz seni doğru sözlü olarak biliriz." dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istediği cevabı almıştı. Sonrasında "Ey Fihroğulları, ey Abdülmuttalib oğulları!" diyerek Kureyş kabilesinin bütün ailelerini saydı ve şöyle buyurdu. "Ben sizi uyarmakla görevlendirildim. Gelin de kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Sizi Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur" diyerek iman etmeye davet ediyorum. Sizler "La ilahe illallah" demedikçe ben size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirir bitirmez oradaki topluluğun içinde bulunan amcası Ebu Leheb eline bir taş aldı ve "Yazıklar olsun sana, bizi buraya bunun için mi topladın?" diyerek bağırdı. Sonra da elindeki taşı Peygamber Efendimiz'e doğru fırlattı. Efendimiz ise çağrısına şöyle devam etti. "Ey Kureyş topluluğu,
kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Kalabalığın içinden Ebu Leheb gibi yapan olmadı. O anda duyduklarını kabul de etmediler. Aralarında konuşarak dağıldılar. Allah Resulü'nün amcası Ebu Leheb'in gösterdiği inkar ve düşmanlık üzerine "Kurusun Ebu Leheb'in elleri, zaten kurudu da" diye başlayan Tebbet suresi nazil oldu. Safa tepesindeki açık tebliğden sonra Mekke'de İslamiyet'i duymayan kalmadı. Abdülmuttalib oğullarını her fırsatta Hakk'a davete devam eden Allah Resulü yavaş yavaş tebliğ halkasını genişletmeye başlamıştı. Artık açıktan Kabe'ye gidip namaz kılıyor, insanları açıktan dine davet edip Kur'an okuyordu. Kendisinden önceki peygamberlerin dedikleri gibi o da, "Ey kavmim, gelin siz de kendisinden başka ilah olmayan tek Allah'a kul olun," diyordu. Müşriklerin planları. Koyu bir cehaletin içinde sürüklenen ve putlardan vazgeçmeyi düşünmeyen Mekke müşrikleri, ilk başlarda iman davetine kayıtsız kaldılar. Fakat sonradan içlerinden bazıları açıkça düşmanlık göstermeye başladı. İnsanı bütün çirkin işlerden uzaklaşmaya davet eden hak dinle birlikte, nefislerine uyarak yaptıkları her işe son verileceğini fark eden müşrikler, Allah Resulüne iyice düşman kesildiler. Bu arada hac zamanı da yaklaşmıştı. Arabistan'ın her tarafından Araplar Mekke'ye gelecekti ve Peygamberimizin davetini duyacaklardı. Kureyşli müşrikler bu sefer de bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacaklarını düşünmeye başladılar. Onlara göre o hac mevsiminde gelen Arapların çoğu duydukları değişikliklerden sonra bir daha Mekke'ye gelmeyecekti. Bu da hem ticaretlerini olumsuz etkileyecek hem de itibarlarını sarsacaktı. Bundan daha kötüsü ise Arapların birleşerek Kureyşlileri Kabe'den çıkarması ihtimaliydi. Bu da Mekke'nin başka bir kabilenin kontrolüne geçmesi anlamına geliyordu. Durum çok ciddiydi. Bunun için müşrikler hemen bir araya gelip dayanışma heyeti kurdular ve ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Sonunda Mekke'ye gelen Araplara Peygamberimizin Kureyş'i temsil etmediği mesajını vermeyi kararlaştırmışlardı. En kolayısa herkese onun peygamber olmadığını söylemekti. Fakat bu yalanın yanı sıra gelenlere söylenecek başka şeyler de olmalıydı. Bazıları onun deli olduğunu söylemeyi uygun buldu. Bazılarına göre ise o bir kahin, bir şair veya bir büyücü olmalıydı. Müşriklerin önde gelenlerinden Velid İbni Mugire'ye göre Peygamber Efendimiz inananı babasından, kardeşlerinden, karısından hatta bütün ailesinden ayıracak bir güce sahipti. Velid onun gerçekte büyücü olmasa da büyücülerle ortak bir noktası olduğunu söyledi. Aslında Muhammedül Emin'de bu saydıklarının hiçbiri olmadığını kendileri de çok iyi biliyordu. Aralarındaki konuşmalarda da bunu zaman zaman itiraf ediyorlardı. Ama yine de cahillikten ve inkardan vazgeçmiyorlardı. Sonunda Kureyşli müşrikler Mekke'ye giriş noktalarında bekleyerek hac için gelenleri uyarmaya karar verdiler. Onlara Allah Resulü ile bizzat karşılaşmalarına fırsat vermeden Muhammed diye birinin çıktığını, yeni bir din getirdiğini, putları hiçe saydığını söyleyeceklerdi. Böylece Resulullah'ın davetine engel olmaya çalışacaklardı. Düşündüklerini yaptılar da. Peygamber Efendimiz ise bunların hiçbirini aldırmadan Allah'tan ona gelen vahiyleri insanlara bildirmeye devam etti.